Kıymetli basın mensupları, yıllardan beridir çözülmeyen başörtüsü zulmü devam etmektedir. Temel insani hak ve hürriyetlerin en önemlilerinden biri de şüphesiz kişinin inancına göre özgür yaşamasıdır. Maalesef insan hakları karnesi her alanda kötü olan ve kemalist rejimle yönetilen Türkiye'de inanç özgürlüğü önünde çok büyük engellemeler ve yasaklamalar söz konusudur. Şüphesiz bu engel ve yasakların en fazla uygulandığı İslami inanç alanlarından biri de İslami tesettürün hayatın her alanından silinilmeye çalışılmasıdır. Bu bağlamda çağdaşlaşma, batılaşma adı altında Müslüman kadınlara yönelik başı açık hayat zorbalıkla dayatılmış, Müslüman kadının İslami kimliğinden olmazsa olmazlarından olan tesettürlü olarak yaşama dahil isteği yasaklanmıştır. Öyle ki inancı gereği örtülmek isteyen bayanların eğitim hakkı, çalışma hakkı, serbest dolaşma hakkı ellerinden alınmıştır. Son 30 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihi bu zulüm, vahşet ve zorbalıkların örnekleriyle doludur. Tesettürlü olduğu için işinden, okulundan atılan binlerce bayan vardır. Yine bu zulüm ve keyfi muameleler neticesinde eğitimini başka ülkelerde zor şartlarda tamamlamak zorunda kalan bacılarımız olmuştur. İnancı gereği örtünmek isteyen birçok bayan devlet memurluğundan atılmış, kışlalara ve devlet dairelerine alınmamış, hatta hastanelerde muayene bile edilmemiştir. Dini bir fariza ve inanç gereği takılan başörtüsü büyük bir suç sayılmış ve sindirmek amacıyla bazı bacılarımız cezaevlerine atılmıştır. Müslüman bayan ne yazık ki bu inancından dolayı hep hor görülmüş, tecrit edilmiş, ikna odaları adı verdikleri yerlerde kendilerine psikolojik baskılar uygulanmış, toplu taşıma araçlarından bile kendilerine tahammül edilmemiştir. Adeta hayattan koparılmaya çalışılmıştır. Bu sorun idarecilerin ve yöneticilerin inisiyatifine bırakılamaz. Son zamanlarda bazı üniversitelerde sorun kalkmış gibi görülse de aslında aynı zihniyet kamusal alanlarda, liselerde ve ilk öğretimlerde bu yasağı ısrarla devam ettirmektedir. İnançlarından dolayı başlarını örten dindar bayanlara yönelik yasaklamalar sözde çağdaşlaşma adı altında hız kesmeden devam etmektedir. Örtü hayatın her alanında serbest olmalıdır. Bu zulme dur denilmeli ve gerekli adımlar cesaretle ve halktan alınan destekle atılmalıdır. Halkın çoğunu oluşturan Müslüman kimliğinin gereğini yapmak isteyenlere kulak verilmelidir. Dini ve insani bir hak olan bu husustan dolayı yıllardır üniversite kapılarında, okul bahçelerinde, iş yerlerinde ve görevleri başında mağdur edilen, zulme uğrayan annelerimize, bacılarımıza, kızlarımıza cefa görülen bu olayların bir daha tekerrür etmesini istemiyoruz. Madem ki başörtüsü takma dini inancın gerekliliğinden kaynaklanıyorsa, o halde bu konudaki serbestlik, naslar ve dindarların hassasiyetleri göz önüne alınarak belirlenmelidir. Örtü ilk öğretimde, orta öğretimde, üniversitede, kamuda, kısaca hayatın her alanında serbest olmalıdır. Başörtüsü yasağının kaldırılması, bu yöndeki zulümlerin son bulması için Mustazaf Der'in 23 Ekim'de istasyon meydanında düzenleyeceği inanca saygı ve başörtüsüne özgürlük mitingine tüm halkımızı katılmaya davet ediyoruz.